Bir gün aynaya baktığınızda bir gitara dönüştüğünüzü görseniz ne yapardınız? Bugün Don't Fret isimli bir oyun oynayacağız. Kahramanımız Fret'in nasıl gitara dönüştüğünü bulmaya, bulunduğu dünyanın gizemini çözmeye ve onu evine ulaştırmaya çalışacağız. Bu oyun hem grafikleri hem de hikayesiyle diğerlerinden farklı ve siz de çok beğeneceksiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Türkçe altyazı da ekleyeceğim. Siz de izlerken bulduğunuz gizemleri yoruma yazarak bana yardımcı olabilirsiniz. Videoya da bir tane like atarsanız çok sevinirim. 5000 beğenide yeni bir video gelecek. Kanala da abone olursanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Oyunun ana menüsü bu şekilde arkadaşlar. Şuradan play yani oynaya bastım. Bu arada gizli odalar, gizli eşyalar falan var gibi bir şey yazdı orada. Hızlı bir şekilde aktı ama ben onu yine altyazı olarak ekleyeceğim her şey gibi. Siz videoda takip edebilirsiniz. Bir araba geliyor ve yağmur yağıyor. Grafikleri bayağı güzele benziyor. Tabii bu bir demo. Alt tarafta geçebiliyoruz çünkü gördüğünüz gibi E'ye basarsak ama geçmeyeceğim. Hikayesini anlamak için bu tür demolar önemli oluyor. Mara. Mara. Adamın biri Mara diyor. Open up. It's me. We're gonna be late. Geç kalacağız falan dedi. Did you change the locks on me? Ve kilitleri değiştirmiş. Şaka yapıyor olmalısın. Çocuk nerede? Mara, go get me. Mara bana Fred'i getir dedi. You're not getting away with this. Bununla kaçamayacaksın gibi bir şey diyor. Fred dediği o gitar aslında ana kahraman. Aa, bak burada insan bu arada. Ama oyunun kapak fotoğrafında bir gitar şeklindeydi. Ve şeyde fragmanda. Burada çocuk yani normal bir çocuk sonra gitara mı dönüşüyor? Öyle bir şey herhalde. Çünkü gitar şeklindeydi. Ve burada da gizli odalar var. Ve farklı eşyalar var. Bunları da araştırabilirsin diyor. Yalnız oyunun... Neredeyim? Evet bu arada biz bir evet oyunun içindeyiz. Bu arada grafikleri çok iyi arkadaşlar. Bir gitar şeyinin içindeyiz. Bu ne deniyor buna? Gitar kabının içindeyiz şu anda. Eğilme falan var mı? Zıplama yok herhalde. Koşabiliyor muyuz? Evet, WASD ile hareket ediyoruz. Koşma var mı? Evet koşma var galiba. Yükleme alanı diyor. Şöyle bir ilerleyelim. Devam edelim bakalım. Buralarda bir şeyler varsa etraf şöyle aslında araştırabiliriz biraz. Neredeyiz? Oo, bir dakika yalnız bir anda. Evet artık geri dönüş yok gibi görünüyor gerçekten. Neden kapı arkamızdan kapandı? Çünkü bu bir korku oyunu. Bu tür oyunlarda hep kapılar arkadan kapanır arkadaşlar. Ama tabii ki de biz ne yaparız? Devam ederiz. Asla geri dönmeyiz. Sonuna kadar gideriz. Evet burada West yani çöp ya da atık bölümü gibi bir şey var. Burada lobi var. Unlock yani kilidi aç diyor. Hmm. Burada piller. Burada çantamızın içinde bir şeyler. Bakın bu da gitar şeklinde. Strings yani telleri diyor. Evet ilginç bir oyuna benziyor arkadaşlar. Şöyle bir araştıralım buraları. Burada okul gücü diyor. Burası bir okul mu acaba? Buralarda neler varmış? Şöyle bir bakalım. Evet burada bir altın jeton buldum. Tapet. Kaset kafa. Kaset kafa. Evet tebe basınca bu arada şeyi açabiliyoruz. Aynen burada makinelerde kullanmak üzere bir tane altın bulduk arkadaşlar. Böyle bir etrafı inceliyorum. Burada yine böyle bir kapımız var ama bu kapıyı açamıyoruz. Şurada yine bir şey var. Ne aldık? Galiba pil aldık bir tane de. Güzel. Evet şurada bir yer var evet arkadaşlar. The Conductor yani şef gibi bir şey diyor arkadaşlar. Sanki orkestra şefi gibi. Buradan jetona attım. Atıyorum. Atacak mı? Herhalde atacak. Tamam. Şeyler oluyor. Şu anda ben oynatamıyorum mouse'u. Bir demo gibi yani ara ekran girdi galiba. Fred, merhaba dedi. Ne zaman ziyaret edeceğini merak ediyordum. Ne kadar trajik. Bu şey gibi ya. My Friendly Neighborhood muydu? Yok o değil. Bir tane buna benzer bir oyun oynamıştık biz hatırladınız mı? Evet bu arada şöyle bakabiliyormuşum. Altyazıdan siz de takip edin arkadaşlar. Çünkü hikayesi için önemli. Evet, bizim yeteneğimizin peşindelermiş ama neden? Yakında öğreneceksin diyor. Birkaç tel eksik gibi görünüyor.
Unfortunately, a card is the best I can do in my current state. Şu anda bir kart verebiliyorum. Fred, the only escape from this treachery comes in the form of talent canisters. Locate them in the school and bring them to me. Do you understand? And do hurry. Evet, acele et diyor. Beni özleyeceğim. Bir tane oyun vardı arkadaşlar ya. Neydi oyun? Aa, bu arada elektrikler mi kapandı? Işıklar gitti galiba. Aynen. Oyunun adını hatırlayanlar yazabilir mi ya? My Friendly Neighborhood değildi de ona benzer bir tane oyun vardı. Dur bir dakika. Şuralarda bir yerde bu ışığı... Ha, şurada bir şey var. Elektriği buradan açabilir miyim acaba? Dur bir. Burada bir yer var çünkü. Bu... Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Evet, burada bir şey var bu arada arkadaşlar. Harmonic Aids. Ağlamaların senfonisi. En yetenekleri müzisyenlerin okulu olarak biliniyormuş bu okul. Ve bir başka kayıp öğrenci yüzünden de araştırma altındaymış. Tamam, burası bir sanat okulu gibi arkadaşlar anladığım kadarıyla. Ve bu okulda birisi kayboluyor ve sonra da bir araştırma, işte dedektifler, polisler falan geliyor gibi bir hikaye sanırım. West Road bakalım. Burada ne var? Evet, burası çöp öğütücü. Kaset yeri. Evet, ama kasetimiz var mı ki? Bizim kasetimiz yok şu anda. Ama kaset bulursak burada kasete bakabiliyoruz. Tabii şu anda bütün gizemlerini muhtemelen çözemeyiz. Ama eğer oyunu beğenirseniz arkadaşlar mutlaka like atın. Bu neymiş? Eğer güzel bir like gelirse belki bu oyunun farklı bir videosunu daha çekebiliriz. Bu oyunun demo sürümü bu arada. Full sürümü çıktığı zaman onu da oynayabiliriz tabii ki. Tamamen sizin like'larınıza bağlı. Hatta bir de sonrasında hype diye bir şey çıkıyor. Hype da atarsanız çok iyi olur. Bu arada biz o gitara benzer şeyi öğüttük orada ama bir çığlık sesi de geldi dikkat ettiyseniz. Tekrar basınca ne oluyor? Bir şey olmuyor. İlginç bir şey oldu orada. Yani o gitar aslında bir insan değildi herhalde, değil mi? Yani orada ya da niye çığlık sesi geldi? Neyse, zamanla herhalde çözeceğiz hikayesini diye tahmin ediyorum. Bu arada bir garip bir ses geldi. Bana mı öyle geldi? Evet, şimdi burayı açmamız lazım. Burada girmediğimiz neresi kaldı bizim? Şimdi buraya baktık. Burada bir yer... Ha bak, burası gene... Işıklar mı kapanıyor? Heh, buraya girdik mi? Yok, buraya girmedik. Bir dakika. Burada bir tane anahtar gibi bir şey var. Anahtarı aldım. Burası ne böyle? Çok güzel değil mi bu arada grafikleri arkadaşlar? Böyle yukarıdan damlayan su mu acaba? Burada değişik film afişine benzer şeyler var. Bu neymiş? Burada bir not var. Sen bir canavarsın. Onun çok fazla şey bilmesine izin verdin. Ve şimdi senin yüzünden kayıp. Artık aynaya bile bakamıyorum. Kendi yansımamdan nefret ediyorum. Basit bir nezaketle başladı ve Rachel'ın kaybolmasına bağlandı diyor. Rachel dediği kim acaba? Şimdi bir şansım daha var. Kendimi kurtarmak için bir şans daha. Bütün hepsi Fred'e bağlı. Bu sefer gölgelerde kalmalıyım diyor. Çok ilginç bir durum arkadaşlar. Rachel'ın kaybolmasıyla ilgili ve bütün her şey Fred'e, yani bize bağlı olduğunu söylüyor. Ve bizim yeteneğimizle ilgili bir şeyler söylemişti. O ne alaka? Jay, Jay, seninle konuşmam lazım. Yeah, I'm here, Governor. Doing my rounds. What can I do for you? Senin için ne yapabilirim? I was looking through the security footage from tonight, and I've got bad news. Kötü haberlerim var. He's here. O burada. That's impossible. Bu imkansız. Hepsi odalarına gönderildi. Kim burada acaba? Bu saatte kimse giremez. Bana güven, o burada. Fred okulda diyor. Bizden bahsediyor. O da burada diyor. Bir kızdan bahsediyor bu arada. Ondan uzun zamandır haber almamıştım. Emin misin? Evet, eminim diyor. Fred biz değil miyiz zaten? Bizi buluyor. Yani biz buradayız daha doğrusu. Bizi bulmasını istiyor. Kalktı gidiyor mu? Aynen. Bir anda buraya gelir mi? Jumpscare falan. Herhalde gelmiyor. Ve bir de kızdan bahsetti arkadaşlar. O kim acaba? Burada Rachel diye birisinden bahsediyordu. Gerçi Rachel dediği o nottaki kaybolmuş birisi. O değildir herhalde. Yalnız şimdiden oyunun hikayesi bayağı bir sarmadı mı? Beni sardı şahsen. Neyse, ben şimdi bir tane şey almıştım. Bu arada şu ışığı tekrar açamıyor muyum acaba ben? Ya da hiç açmayayım ya. Şuradan anahtar almıştık ya. Anahtar burayı açıyor mu? Şu.
Evet, açtı. Tamam, güzel. Burada bir şey var mı? Bu ne? Yangın alarmı. Buna bastım ve basınca ötüyor. Bir şey oluyor mu acaba basınca? Basmamalı mıyım ya da? O ne ya? Yani gerçekten çok ilginç bir jumpscare desen jumpscare değil. Fare çıktı kutunun arkasından. Burada bir şey var. Harmonik Yükseklikler isminde bir yer adı tabii burası. Özel isim, o yüzden Harmonic Heights diye geçiyor. Harmonic Heights'teki birinci günü bu. Harmonic Heights galiba bu okulun ismiydi bu arada. Beni büyük kız kardeşimle eşleştirmelerini bekliyordum. Ama Rachel'la eşleştirdiler. Çok iyi keman çaldığını duydum. En azından ondan bir iki şey öğrenebilirim diyor. Rachel keman çalan birisiymiş. Peki. Burada yine değişik posterler falan var. Bu arada bir garip bir ses geliyor. Oo, o ne? Brett burada değil. Ha, baştaki sahnenin devamı. Babası. Nereye gönderdin? O burada değil. Sen bir canavarsın. Bu bizim öz babamız mı acaba? Bizi almaya gelen o en baştaki babamızmış ve bizi alıp kötü bir şey yapmak istiyor anladığım kadarıyla, ama ne yapmak istiyor tabii şu anda bilmiyoruz. Evet, baksanıza arkadaşlar, pencerelerden içeriye yağmur falan yağıyor ve çok değişik bir atmosfer. Bu ne mesela? Left Behind, arkada kalanlar, Luke Minton diye bir kitap arkadaşlar bu da. Burada bir şey var. Buradan bir şey alabiliyor muyum? Yok, alamıyorum. Şurada yine bir not var. Harmonic Heights 4 Eylül 1990'da Dr. Sharon Reed tarafından bulundu. Öğrencilerin destekleyici bir ortamda benzersiz yeteneklerini beslemeye adanmış prestijli yatılı bir okulmuş burası. Harmonic Heights'e kaydolurken yeteneklerinizin 2 yıllık rezitalimizden birinde vurgulanacağından emin olabilirsiniz. Burada müzikal ilerlemeleriniz dünyanın en iyi yeteneklerinden bazılarıyla sergilenecek. Seçim sürecindeki destekleri için hayırseverlerimize teşekkür ediyor ve mükemmellik geleneğimize katılmanızı bekliyoruz. Şöyle aşağıya doğru bir bakalım. Aşağıda okula giriş kodunu bulabilirsin. Bu kodu kimseyle paylaşma. Giriş kodu 8904. Harmonic Heights okuluna hoş geldin diyor. 8904 diye bir tane kod var arkadaşlar burada. Bu kodu nerede kullanacağız? 8904. Burada bir şey var. Yetkili duyurusu. Aniden histeri nöbetleri geçiren öğrencilere uygun şekilde davranılmalıdır. Tüm personel bir paket unut beni düğümü kurabiyesi taşımalıdır. Hemen uygulayın ve onları hemşire odasına götürün. Tamam. Evet, burada bir kod girilen bölüm var. Burada bir tane... Nasıl yani? Bir dakika. Şu an aynı yerin başına geldim. Tek giriş... Buradan senin tek çıkışın diyor. Şurası mı? Evet, burası o şey değil mi? Bizim aslında kaçtığımız yer. Hani o ilk başta bir şeyler gördük ya. Orası bu odanın arkası mı acaba? Ligatür, yani bağ yazıyor arkadaşlar üst tarafta da. Neyse, biz şuraya kodu girelim o zaman. 8904. Tamam, şimdi odayı açınca başka bir yere girdik mi? Aynen, girdik. Bilim kulübü falan filan. Burası bir okul. Sanki senelerdir çürüyor gibi diyor. Eve gitmelisin. O ne? O ne? Oradan biri gitti, bir dakika. Koş 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 koş. Yakalayabilir miyim? Rachel benden bir sene üstteydi. Buradan çıkacaktı ve bir gün dedi ve onun anısına böyle bir yer yapılmış galiba arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Rachel buymuş demek ki, çok ilginç. Rachel McFadden. Eğer bilginiz varsa lütfen arayın diyor ve yüzü falan da görünmüyor. Ve her yer onun resimleriyle dolu. Değişik sesler falan geldi. Burada tekrar baksak bir şeyler var mıdır? Bu ne mesela? Ya onlardan birine dönüşeceğim ya da odamda çürümek için oturacağım. Havalandırmalardan geliyorlar. Işıkla ilgili bir şeyler onları korkutuyor gibi. Ama karanlıkta çok acımasız sesler geliyor. Evet, şu anda bu arada gerçekten acımasız sesler dediği o
sesleri biz de arada duyuyoruz dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Başka bir şey var mıdır diye bakıyorum ama şu ne mesela? Ha, tamam buna baktık. Başka bak burada bir sürü posterler falan var. Rachel dediği buymuş demek ki. Tamam neyse. Evet burada bir şey var yine. İkinci günlük. Dedikodular yayılmaya başladı ve kazalar olmaya devam ediyor. Yurtlarda kalan diğer tüm öğrenciler geceleri sıkı bir karantina altında. Şimdi şanslı hissediyorum. Sirena ve ben evde kalabiliyoruz diyor. Peki. Bunu kapatalım. Remember the frequency diyor arkadaşlar. Frekansı hatırla. X. Nasıl bunu tamir et diyor ama nasıl tamir edeceğiz? Burada frekansı hatırla diyor ama frekansla ilgili bir şey yok galiba. Şuna bakalım. Evet bir antene ihtiyacımız varmış. Anten bulacağız herhalde. Çok fazla gizem var yalnız oyunun içerisinde arkadaşlar. Gerçekten bu nasıl bir In the Horror Game denilen bağımsız bir yapımcı tarafından yapılmış bir oyuna pek benzemiyor değil mi? Run 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 koş 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 diyor bu arada. Biri mi kovalayacak ne olacak? Açtım. Oh. Where am I? Neyim ben? Evet ilk kez kendimizi gördük. Biz zaten bir gitar kabından çıktık ilk başta. Biz bir gitarız deme sebepleri buymuş demek ki ama önceden insanken sonradan gitara dönüşüyor bir şekilde ve burası da bir sanat okulu. Bu oluyor olamaz. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Hani burayı bir sanat okulu gibi söylüyorlar. Sonra çok yetenekli olanları da o enstrümana falan dönüştürüyorlar. Hani öyle bir şey olabilir mi? Deneylerle hep öyle oluyor ya. Devam edelim. Evet, kayıt odası diyor. Bir dakika, bir şey açıldı. Buraya altyazı ekleyeceğim için siz Türkçe olarak takip edebilirsiniz. Fast track your child's success and leave your morals behind with DuckTech. Pushing the boundaries of medical. Burada önemli bir gizem bulursanız da mutlaka dakikasıyla tagleyip yoruma yazın. Bu arada bir ses geliyor arkadaşlar ama o ses... Oo bir dakika. Şeyler kırıldı. Şuraya bakalım. C122. C91'de yeni bir oda arkadaşımız var. Ve havalandırmadaki o şeylerden birini görmüş. Nasıl kaçtığını sordum. Ve karanlık bir sınıfta koşarken müzik ışığını açtım ve oda dondu diyor. Yani ışıktan korkmasıyla ilgili bir şeyler daha önce de vardı herhalde. Işıkla ilgili bir korkuları var. O havalandırmadaki şeyler nedir? Onları görebilecek miyiz bilmiyorum tabi. Bir dakika şimdi. Buradan geldik herhalde. Practice room yani deneme odası, kafeterya, müzik teori falan diyor. Burada bir şeyler... Oo bu ne? Jumpscare gibi oraya koymuşlar kostümü. Bu ne mesela? Ha conductor kartı kullan diyor. Bizde vardı. Hadi bakalım. Bir şey aldık. Ne aldık? Collect. Ne bu? Heartstrings diye bu. Acaba EMS makinelerinde kullanılan ve seni iyileştiren bir şey diyor. Tamam. İhtiyaç olursa bakacağız artık herhalde. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey galiba yok. Tamam. Şimdi şurada bir kapı var. Bu kapıdan girince... Normalde tekrar başa atmıştı diğerinde. Burada da mı öyle oldu? Evet tekrar başa attı bizi değil mi? Aynen. Bir dakika. AV room. Buraya... Heh, practice room diyor. Bir dakika practice room'a girmemiştik galiba değil mi? Buraya bir girelim. Burası deneme odası. Ha, burada şeyleri mi deniyoruz? Gitarları falan. Aa, bunlara... Tıklayınca deneyebiliyoruz. Ya, bunu deneyebiliyor muyuz? Evet. Önce deniyoruz arkadaşlar. Güzel. Elektro gitarımız var. Tamam çok güzel bunlar da. Esas olayı nedir bu odanın? Ha şöyle bir şey var. Heartstrings şunu koy diyor. Tamam koydum. Ne olacak?
Please hold still while I fix you right up. Hmm. I'm gonna take you to four six strings. Fixleyecek yani. O eksik teller var falan gibi bir şey söylemişti ya önceki conductor. Herhalde onu düzeltiyor şu anda. Evet. Shift'e... Ha, bir dakika. Bizi fixledi. Shift'e basıp koşabiliyoruz. Daha önce koşamıyorduk bu kadar galiba arkadaşlar. Bak şu anda koşabiliyoruz. Güzel. Tamam, bunun olayı buydu herhalde o zaman. Başka bir şey galiba yok. Koşabiliyorsak bir şeylerden de kaçmamız gerekebilir. Bu arada the walls, duvarlar yazıyor. Arkadaşlar şu anda bu dakikayı tekleyip oyunu genel olarak beğendiniz mi bir yazabilir misiniz? Yani benim çok hoşuma gitti oyun da. Acaba sizin de hoşunuza gitti mi? Bak burada bir tane missing Fred diyor. Fred kayıp. Eğer bilginiz varsa lütfen 555-456-1'i arayın diyor. Burada da Harmonic Heights'a aittir bu şey. Ve öğrenciler kullanırken bir tane şey atıp, jeton atıp sonra da işte numarayı çevirebilirsiniz falan filan diyor. Bak Fred kayıp diyor hep. Ama bende şey yok ki. Ben bunu nasıl arayacağım? Arayamayacağım şu anda değil mi? Çünkü bende o altın şeyden yok. Ama eğer bir yerden bulursam burada bir telefonumuz var yani. Bunu arayabiliriz arkadaşlar. Kafeterya diyor. Oy, o neydi? Bir dakika. Arkadaşlar bu burada var mıydı? Bu kan galiba var mıydı? Ben kapıyı açınca mı oldu? Tam anlayamadım. Orada var mıydı? Görmedim daha doğrusu. Burada böyle bir şey var. Ha, burada bir kaset var. Bir dakika, kaset bulduk arkadaşlar. Bu kaseti geride bir yerde izleyebiliyorduk aslında ama o kaseti... Neyse belki önümüzde gene çıkar bir şeyler. Eğer altın bir şey bulursak da şurada gidip telefonu çalıştırmayı deneyebiliriz. Böyle bir hepsine bakacağım ben. Burada pil var. Keşke altın şey verseydin bana. Vermedi. Burada da müzik teori yazıyor. Müzik teori odası bu da. Girelim bakalım müzik teori odası. Oo, kapı kapandı. Hayır. Inspect. Buraya da bakalım. Dikkat etmedim. Hayır bir dakika, bir şey oluyor orada. Dur. Bir bakalım önce ne oluyor. Aa, orada biri var. Burada pil var bu arada. Şunu da alalım. Bir dakika, orada bir not vardı. Önce bir nota bakalım da ondan sonra gidelim ya. Notlar da çok iyi bu arada. Kısa ve çok net notlar yani. Dikkat etmedin. Dilinle ilgili bir şeyin pratiğini yapmıyorsun. Anlatabilirim. Eğer bir kere daha piyanonun üzerinde C notası olmadığını anlatmam gerekirse hemşire Lin'e gideceksin diyor. Ha, burada bir öğrenciyle ilgili rapor kartı ve eğer C notasının olmadığını bir kere daha anlatma ihtiyacım olursa seni hemşireye götüreceğim gibi bir şey söylüyor. Burada bir altın şey yok mu ya? Altın coin arıyorum ben. Merhaba. Ne yapıyoruz? Bu ne? Piyano notaları. Ha bak, yüksek C dediği şurada, yüksek C diye bir şey var harbiden. Aha yazıyor gitar. 555 stan yazıyor. Stan dondurmak anlamına geliyor. Burada test odasına gerekli malzemeleri getirin falan filan, testleri zamanında yapın. Ha bak, burada böyle bir tane çantamız var. Evet, bu da dördüncü günlük. Bayan Hall son zamanlarda garip davranmaya başladı. Sürekli sersemlemiş durumda. Dersleri hiç eğlenceli olmadı ama son zamanlarda sanki sadece rutini yerine getiriyormuş gibi hissediyorum. Bazen kafamı masaya vurmak istiyorum diyor. Fred'in günlüğü bu arada bu arkadaşlar. Journal of Fred diyor bak. Bizim günlüğümüz yani. Ve daha öncekiler de vardı. Bu da dördüncüsü yani, dördüncü sayfası herhalde. Her ya da farklı bir sayfasını ya da parçasını buluyoruz herhalde. Neyse. Böyle bakalım. Burada play diyor. View note. Tamam, burada kırmızı, yeşil, mavi, sarı. View keys. Bir dakika. Bir saniye şimdi. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı. View keys, ha, view board. Kırmızı, şu kırmızıymış. Sonra kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Kırmızı. Önce şu kırmızıya bir basalım. Şu. Yeşil. Şu. Mavi ve sarı. Mavi. Ve sarı. İki sarı var. High C diyordu ama. Yani yüksek C diyordu herhalde. Olmadı. Olmadı mı?
Olmadı galiba. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi diyor bu arada arkadaşlar. Pardon, bir dakika. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Böyle. Evet, çok hızlı bir şekilde çözdük yalnız. Mother Song bu arada, anne şarkısı. Şimdi onu çalıyoruz. Biz mi çalıyoruz? Herhalde biz çalıyoruz. Evet, o kim acaba? Garip sesler geliyor. Yüzü yok bu arada. Yüzü niye yok? Bu bir öğretmen mi? Yoksa biz miyiz? Ya da ne bileyim, kim bu? Bak, orada bir anahtar var bu arada. Aa, kafasını vuruyor. Bu biraz önce günlükte de vardı ya arkadaşlar, kafamı vurmak istiyorum dediği, kafasını vurdu bak şu anda mesela, gördünüz mü? Ha bak, orada da şey açıldı. Bir dakika. Dur şimdi. Şurada bir tane not key diyor ve anahtar var. Oy. Böyle şeyler yapma yalnız. Böyle şeyler yapma bir daha. Bir dakika, şuradan. And welcome back to HHTV. Let's get right into our next item up for grabs. A deluxe Mac Daddy of a music. Elimize bir ışık aldık. Bu ışığı mı anlatıyor? Boy, this thing can light up a sky quicker than this whole flunking you for being a dummy. Now, rumor has it, this one here has been blessed by the organist himself. Why don't we test it out, huh? Come on. Test edecek bakalım. Now see, this ain't no ordinary music light. Normal bir müzik ışığı değil. Tamam. Things up with its primary function, but aydınlatıyor. It's got a lot more to it than that. It's got a secondary function. İkinci bir fonksiyon daha var. High beam to stop intruders dead in their tracks. We're gonna demonstrate how it works for you here tonight. Now don't be afraid. This little demon here is no match for us. Dim the lights and let him loose. Tamam, bu bizim silahımız aynı zamanda. Evet. If I keep the beam on him, he cannot move. Hareket edemiyor. What I tell you? The only thing you need to be aware of when using this sucker is that it does drain the battery pretty quick. So we're gonna be offering 5 tane bonus batteries with the lucky son of a gun. Herkes saldırıyor mu? Saldırıyor. Herkes kaçsın, kaçsın. Derken televizyon reklamı diyor. Sol mouse klikle ışığı aç. Sağ ile stunla diyor. Oo, yalnız pil çok hızlı gitti baksanıza. Ha, bununla stunlanıyor. Bununla sadece ışık olarak kullanılabiliyor. Ve bu şekilde oradaki yaratıkları falan durdurabileceğiz herhalde. Yaratıklarla karşılaşacak mıyız şu anda yani? Bu o mu demek oluyor? Bir tane şey yok mu ya? Bir altın şey olsa keşke. Jeton olsa da gitsek. Neyse. O neydi be? O neydi arkadaşlar, gerçekten inanılmaz bir atmosferi var. Zaten fark etmişsinizdir. Gerçekten hiç beklemiyordum bunu. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Bir dakika, ben geri mi gidiyorum şu anda? İleri mi gidiyorum şu an? Doğru mu gidiyoruz? Dur. Buradan giremiyorum zaten. Burası Home Economics diyor. Ha bak, burada tuvalet var. Tuvaleti açtım. İçeri girdim. Evet. Buradan da bir şey çıkar mı? Bir şey çıkmadı. Güzel. Ne aldım? Jeton mu aldım? Aha da telefonun jetonunu bulduk arkadaşlar. Şimdi gidelim şu telefonu bir arayalım bence. Bir de kasetimiz var. Bak, kaseti de şey yapmamız lazım. Yalnız yine koridordan bir şey geçmez değil mi? Bir dakika, şimdi neredeydi bu telefon? Şu geride bir yerdeydi. Bir dakika, şuradaydı. Evet, buradaydı sanırım. Aynen. Evet. Arıyorum, hadi bakalım. Ne diyecek acaba? Üstünde de benim resmim var. Bak, görüyor musun? Kaçı arıyoruz? 45-61. 5-5-5 45-61. Hello, you've reached Detective Cadence Walker. Detective at Serenity Cadence. Station PD. I'm currently away from my desk at this time. If ben you're calling yokmuş. With any hotline tips about the whereabouts of any of the Harmonic Heights students, please leave a message. Mesaj bırakın and diyor. A reminder to the public, twice during the year we see an uptick in these missing children cases, and there have birçok been çocuk kayıp reports demek ki arkadaşlar. Of callers citing men in animal masks throughout the evenings, which hayvan seem to have a connection insanlar, with the timelines of missing students, aynen. So
If you have been unfortunate enough to see one of these men, please dial for emergency immediately. Böyle birini görürseniz acil yardım almak için arayın diyor da. Bir dakika, şuraya tekrar gidemiyorum. Buraya da gidemiyorum. Tamam, devam ediyorum o zaman arkadaşlar. Onu bitirdik de şu kaseti sadece... Yalnız bu önümüzden geçen şey acaba o maskeli dedikleri o muydu? Olabilir. Devam edelim şimdi. Home Economics diyor. Burayı bir... Ha, burayı açamıyorum ki. Burayı açtık. Tamam. Ha, şurada da bir tuvaletimiz daha var. Oraya da bakalım. Ya ben neler yapıyorum şu an? Ayna falan da yok. Oo, bir dakika arkadaşlar. Okan mı? Oo. Bu ne? Bir dakika, 555-7110 diyor. Burada da kurabiyeler ye, pratik yap falan filan diyor. Dikkatli ol diyor. Koş diyor. Bu ne abi? Baksanıza. Üst tarafında böyle pile benzer bir şey var ve kablolarla sarılmış. Ve ölmüş herhalde zaten de. Hah, pil buldum. Tamam, pil lazım olur. Buralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey yok herhalde. Evet, çok ilginç yalnız arkadaşlar ya. Ve atmosferi de çok güzel yapmışlar. Tamam, buradan da çıktık o zaman. Nereye gidiyoruz? Orada bir tane kırmızı bir kapımız var. Burada bir böyle bir yer var. Burayı açalım. Hmm, dördüncü günlük. Rachel bütün hafta boyunca sınıfta değildi. Bayan Hall'la kavga ettiği için sonraki haftadaki resitallerin denemelerine girmeyi reddetmiş. En son onu gördüğümde kapıcıyla konuşuyordu. Belki o bir şeyler biliyordur diyor. Tamam. Bu arada şimdi birisi gelse bir anda ben ne yapabilirim ki? Burası ne? Kapıyı açtım. Evet, açtım. Kapıyı aç. Aa, kaset. Kaset arkadaşlar. Takıyorum kasete. Evet. Ne varmış kasette? Bu ne? Bulduğumuz kasette müzik mi var yani gerçekten ya? Evet, sadece bir müzik çalıyor arkadaşlar. Bir gizem mesajı falan yok yani. Baştan sona dinledim ama sadece bir müzik çalıyor. Böyle bir müzik yani. Gizem olur ya normalde kasette, bunda müzik koymuşlar. Gerçi burası bir sanat okulu, bir müzik okulu olduğu için. Belki telifli falandır diye müziği dinletemiyorum tabii. Normalde telifli değil diye yazmışlar ama gene de ne olur ne olmaz arkadaşlar. Remember the frequency. Frekansı hatırla diyor. Frekans. Frekansı hatırla, frekansı hatırla. Hmm, buraya frekansı mı yazacağız? Ne? Ha, frekans. Bir dakika. Bu kapıyı açtığımız zaman iş bitecek. Şimdi bir dakika. Biz anten aldık. Anten ne? Ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şuradan ben geri döneyim. Geri atıyordu bizi galiba. Bir dakika, nereye geldik biz? Dur, bizi geri atmadı. İleri attı sanırım. Bizim gidip antenle oradaki radyoyu tamir etmemiz gerekiyordu. Ben şimdi oraya doğru gideyim. Koşuyor muyum ben? Evet, koşuyorum. Neredeydi? İlk baştaydı. Şuralarda bir yerde olması lazım. Bir dakika. Burayı tekrar açamıyoruz değil mi? Yok. Ha, burası o şeyin arkasıymış bu arada. Tamam. Evet, şimdi frekansı hatırla diyor. Bak, bu da frekansı hatırla diyor. O kapının şifresi bence burada. Oo, gizemli bir gülme sesi. Çok iyi seslendirme ya. Oo, bir şey geliyor. Bu arada 100.9 diyor. Ha, o biraz önceki şey değil miydi? 12 yaşında. Gece 2. Neden bu kadar korkuyorsun diyor sesle. A blood-curdling scream coming from their child's bedroom.
Investigators report that Cooper's father scrambled down the hall and burst into his son's room, only to find Tanner. He rushed to the window in time, spot the worn-out taillights of a white van and sped off into the darkness. At least a dozen children have gone missing. Birçok çocuk kaçırılıyor arkadaşlar. Bu doğaüstü bir şeyler oluyor burada. Evet, bu arada burada ne diyor? 100.9. Ha, red door, tamam, kırmızı kapı 100.9 diyor arkadaşlar. 100.9. Bir dakika, şimdi biz o kırmızı kapıya gideceğiz herhalde. 100.9 ama burada o şey çıktı. O bizim karşımıza mı çıkacak acaba? Bir anda çıkmasın da. Şimdi ben kırmızı kapıya... Aa, orada. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Buradan böyle geçebiliyor muyum? Koş 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 koş. Dur dur dur. Buraya mı gidecektim? Nereye gideceğimi de hatırlamıyorum ki. Hayır 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 hayır, lütfen lütfen lütfen. 100.9. Geliyor mu? Geliyor. Hemen yetişir mi? Ama olmadı, yetişmedi galiba. Evet, yetişmedi arkadaşlar, maalesef. Daha hızlı olmalıyız. Şuradaydı. Şöyle gideyim hızlıca. Bunu peki ben durdurabiliyor muyum acaba? Yani uzaktan onu bir deneyeceğim şimdi. Böyle koşayım. Böyle durdurayım ben onu mesela, durduğu kadar. Böyle yapalım. Açtım kapıyı. Girdim mi? Ne oldu? Bu iyi olmayabilir. Neredeyim? Tamam, bir dakika, kapı kapandı. Red, red. Burayı açamıyorum. Burası kapandı. Ne, neredeyim? Ne oluyor? Ne gülüyorsun? Gülme, bir dakika. Ben nereye geldim? Kırmızı kapılar hakkında uyanmalıydım. Keşke. Bu ne? Aa, bu kondaktör buymuş. Kaset kafa burada diyor. Kaset kafa ne? Git kaç. Ne yapıyorsan yap. Biraz büyük diyor. İyi şanslar. Nerede? Ne oluyor? Buraya mı gideceğim? Şunu bir reload. Nereye gitmeliyim bilmiyorum ki. Oy, ne oluyor? Oo, bir dakika bir dakika bir dakika. Kovalamaca sahnesi galiba. Oo, seni duyabiliyor diyor. Hayır 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 hayır. Bir dakika. Buraya mı, doğru mu gidiyorum onu da bilmiyorum ki. Nereye gidiyorum? Burası değil herhalde. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum onu da göremiyorum arkadaşlar. Allah, bir yere... O ne? Hayır 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 hayır. Çok güzel bir kovalamaca sahnesi yapmışlar yalnız. Ben bayıldım da. Bir dakika, bir dakika, sakın önüme çıkma. Önüme çıktı. Önüme çıktı. Dön arkaya, dön arkaya, dön arkaya. Çabuk. Ne oluyor? Hareket edemiyorum. Ben oynamıyorum şu an. Hayır. Kaset kafa ne, ne bu ya? Kaset kafa nedir ya? Yetenekle ilgili problem. Herkes bir parçasını istiyor. Sesini bul. Kendi bölümünü oyna. Kabustan kaç. Arkadaşlar, bu demosunun sonu galiba. Evet, demonun sonu ama inanılmazdı. Gerçekten. Yani hem atmosferiyle hem de farklı olmuş biraz. Yani normal maskot korku oyunları gibi, hani böyle işte bir tane oyuncak var, oyuncak seni kovalıyor falan gibi değil. Gerçekten hikayesiyle beni içine bayağı çekti. Siz de beğendiniz mi bilmiyorum, mutlaka yorumlarınızı yazın. Ve oyunun full sürümü geldiği zaman onu da oynamamı istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atın. 5000 like dedik ama gerçekten bu oyun bence 5000 beğeniden fazlasını hak ediyor. O yüzden lütfen aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Like attıktan sonra bir de hype puanı diye bir şey atabiliyorsunuz. Onu da atarsanız çok büyük destek vermiş olursunuz. Desteğiniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Şu an ekranda en son yüklediğim videomda
görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.